Bildiğiniz gibi Borsa İstanbul'da bir süredir halka arz furyası var. Kısa sürelerde yüksek kar oranlarına ulaşılıyor. Peki mantıklı mı? Bu videoda halka arzlar hakkındaki her şeyi anlatmayı planlıyorum. Püf noktalar neler? Kaç lot düşeceği nasıl hesaplanır? Halka arz olan hisse senedi ucuz mu, pahalı mı nasıl anlaşılır? Ne zaman satmak gerekir? Hisse taban olmadan otomatik olarak nasıl satılır? Hangi halka arzlara uzun vadeli yatırım yapılır? Hangi halka arzlardan uzak durulması gerekir? Ve birkaç tüyo. Hazırsanız başlıyoruz. Bir şirket neden halka arz olur? Bir para ihtiyacı. Şirketler borçlarını ödemek ya da yeni yatırımlar yapmak için gerekli olan parayı halka arzdan elde edebilirler. Böylece faizsiz bir şekilde finansmana erişmiş olurlar. 2. Marka bilinirliği ve müşteri aidiyeti. Şirketler halka arz olarak marka imajını güçlendirebilir müşteri aidiyetini geliştirebilir. Yine şirketler halk arz olarak güvenilirlik sağlarlar, uluslararası şirketlerle anlaşma yapmaları ve krediye erişimi kolaylaşır. 4. Likidite sağlarlar. Diyelim sizin bir şirketiniz var ve para ihtiyacınız oluştu. Yeni bir girişim kuracaksınız ya da bir ev alacaksınız vesaire. Böyle bir durumda şirketinizin bir bölümünü satmanız kolay değil. Fakat şirketiniz eğer borsadaysa elinizdeki hisse senetlerinin bir kısmını satarak kolayca nakite ulaşabilirsiniz. Bu nedenle de ortaklar şirketlerini halka arz etmek isteyebilirler. Peki biz halka arz olacak şirketleri nereden takip edeceğiz, bilgilere nereden ulaşacağız? Elbette bunun kamuyu aydınlatma platformu başta olmak üzere pek çok yolu var. İçlerinden en pratik olanı ise halkarz.com gibi görünüyor. Bu siteyle hiçbir şekilde işbirliğim yok fakat arayüzleri pratik ve kullanımı kolay görünüyor. Bireysel yatırımcıların işlerini kolaylaştıracak şekilde hazırlanmış. Web sitesine girdiğimizde en son yapılan halka arzları ve taslak aşamasında olanları görebiliriz. Bakın son halka arzlar bildiğiniz gibi Koton ve Lila Kağıt Sanayiydi. Örneğin Lila'nın halka arzının içine girelim. İlk başta hangi tarihler ve saatler arasında talep toplandığını ve hissenin halka arz fiyatını görebiliyoruz. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım. Zaten bildiğiniz gibi artık bütün halka arzlar eşit dağıtım yöntemiyle oluyor. Şu bölümde bu halka arzdan elde edilecek paranın kullanım yerlerini gösteriyor. %30 Erzurum Fabrika yatırımı. %15 ergene fabrika yatırımları, %15 yenilenebilir enerji yatırımı, %30 işletme sermayesi, %10 finansal borçluluk seviyesinin azaltılması. Yani Lila halk arzdan gelecek gelirin %60'ı ile yatırım yapacak, %10'u ile borç ödeyecek, %30'unu da doğrudan işletme sermayesine aktaracak. Aslında güzel bir dağılım diyebiliriz. Bu fonun kullanım yerinde sadece borçluluk seviyesinin azaltılması ve işletme sermayesi yazmasını çok istemeyiz. Çünkü şirketin yeni yatırımlar için değil de borçlarını ödemek için halk arz olması bazı şüpheler doğurabilir. Örneğin kendi kendine yetemeyen, halk arz olmaya mecbur kalan bir şirket mi var karşımızda diye düşünebiliriz. Tahsisat grupları kısmında bu halk arzın nasıl dağıtıldığı görülüyor. %70 yurt içi bireysele, %20 yurt içi kurumsala, %10 yurt dışı kurumsala. Şimdi geldik kaç lot düşer kısmına. Yine bu siteden önceki halk arzlara kaç kişinin katıldığını görebiliriz. Örneğin Rönesans Gayrimenkul'e 2.5 milyon kişiye yakın katılım gerçekleşmiş. Entra 3.5 milyon civarı. Odin 3.2 milyon. Mogan 3.5 milyon civarı. Şimdi Lile kağıda geri dönelim. Son katılımlara baktığımızda halka arzıları 2.5 milyon ile 3.5 milyon civarı kişinin katıldığı görülüyor. Lile Kağıt 84 milyon notunu yurt içi bireysel yatırımcıya arz edecekti. Eğer bu halka arzı 2.1 milyon kişi katılırsa, yani katılım diğer halk arzlara nazaran düşük gerçekleşirse kişi başı 40 lot dağıtılacak. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Toplam dağıtılacak adet ne kadardı? 84 milyon. Minimum kaç kişi katılacağını varsayıyoruz? 2.1 milyon. O zaman 84 bölü 2.1 diyerek basitçe kaç lot düşeri hesaplayabiliriz. Bu dönemde ilave bir gelişme olmadığı takdirde halk arzlara 2 milyonun altında bir katılım olacağını sanmıyorum. O yüzden şu 40 lot çok mantıksız görünmüyor. Biraz daha temkinli olmak isteyenler bu halka arıza örneğin 50-55 adet talep girebilirdi. Gördüğünüz gibi halka arızalarda kaç lot düşeceğini tahmin etmek zor değil. Siz de kimseye ihtiyaç duymadan kolayca lot hesabı yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece internet erişimi ve bir adet bölme işlemi. Bu arada şunu da söylemeliyim. Halka arızalar evet eşit dağıtılıyor ama herkes eşit sayıda hisse senedi almıyor. Çünkü halka arız dağıtımı şu şekilde yapılır. Örneğin toplamda 15 adet hisse senedi var ve halka katılan kişi sayısı 11. Öncelikle bu 11 kişinin tamamına birer lot hisse senedi verilir. Geriye kalan 4 adet hisse senedi ise başvuru zamanına göre paylaştırılır. Böyle bir halka ilk başvuran 4 kişi ikişer lot hisse senedi alırken diğer 7 kişi birer lot hisse senedi alır. O yüzden halka arzlarda talep toplamanın ilk günü hatta ilk saatlerde katılırsanız bir lot fazla hisse senedi alma şansınız olur. Şimdi geldik asıl soruya. Halka arzlar neden yükselir ya da neden yükselmez? Bildiğiniz gibi sermaye piyasalarında neredeyse her şeyin fiyatını arz-talep dengesi belirler. Ve bildiğiniz gibi günümüzde halka arzların tamamı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşiyor. Halka arzlarda milyonlarca insana hemen hemen aynı sayıda hisse senedi dağıtılıyor. Bunun sonucunda kişi başına düşen hisse miktarı çok yüksek olmuyor. Örneğin başvuran herkese 500 TL'lik hisse senedi veriliyor. İlk işlem gününde kim hisse senetlerini satar? 500 TL'ye aldı, 500 TL'ye satar mı? Normalde satmaz. 500 TL'ye alıp 500 TL'ye satacaksa neden bu uğraşlara girsin? Satması için iki şey gerekli. Ya o şirketle ya da Borsa İstanbul geneliyle ilgili halka arz sürecinde bir risk görmeli ya da o hisseyi alacak kimse olmamalı. Şöyle düşünelim, ilk işlem gününde azınlık da olsa illa hisse senedi satanlar olur. Eğer halkar sürecinde şirketle ya da Borsa İstanbul geneliyle ilgili olumsuz bir gelişme olduysa bu satacak kişi sayısı artar. Fakat burada önemli olan talep. Eğer satılan miktarın üzerinde bir alım talebi gelirse sorun yok. Hisse fiyatı yükselir. Satılan miktar kadar alım talebi gelmezse işte o zaman sorun başlar. Hisse fiyatının düştüğünü gören diğer katılımcılar da panik yaparak elindekini satmaya başlar. Bu böyle büyüyerek devam eder ki örneklerini gördük. İlk işlem gününden itibaren aralıksız düşen halka arz hisse senetleri var. Halka arz performansı kötü olabilecek hisse senetleri nasıl tespit edilir ve eğer böyle bir halka arza katılmışsak nelere dikkat etmemiz gerekir? Videonun ilerleyen zamanlarında konuşacağız. Şimdi devam edelim. Bu bahsettiğim iç karartıcı senaryo nadiren gerçekleşir. Halka arzlar genellikle yükselme eğiliminde olur. Çünkü süreç genelde az önce anlattığım şekilde değil de şöyle olur. 500 TL'lik hisse senedi Türkiye genelinde milyonlarca insana arz oldu. Herkesin elinde ufak miktarlarda hisse senedi var. İlk işlem gününde halk arza katılanların çok büyük bir bölümü hisselerini satmaz. Öte yandan yükseliş beklentisiyle pek çok yatırımcı bu hisseleri almak ister. Sonuçta halk arzların büyük bir bölümü arz tarihinden itibaren günler içerisinde %100'ün üzerinde getiri sağlıyor. Mevduat ile 1,5 yılın üzerinde sürelerde elde edilecek getiri halk arzları ile birkaç günde elde edilebiliyor sonuç olarak satan yok denecek kadar azken talep bir hayli fazla olur ve halk arzların çok büyük bir bölümü ilk işlem gününde tavan olur. Yani yüzde %10 yükselir. Zaten Borsa İstanbul'da bir hisse senedi bir günde kurallar gereği en fazla yüzde %10 yükselebilir. İkinci güne geldiğimizde bu milyonlarca kişideki hisse senetleri Yüzde %10 değerlenmiş oldu. Herkesin elinde 550 TL'lik hisse senedi bulunur. Kar 50 TL. 50 TL kar için yine kimse neredeyse hisse senedi satmaz ama talep hala fazladır. Böylece o hisse senedi ikinci gününde de tavan olur. Bu böyle alıcıların ve satıcıların bir denge oluşturacağı noktaya kadar devam eder. Yani aslında günümüzde halkar süreci toplumsal bir manipülasyondur. Milyonlarca kişiye dağıtılmış az sayıda hisse. Kimse satmak istemiyor çünkü tutar çok düşük, risk çok az. Öte yandan yüksek getiriler sağlamak için alım yönünde iş daha fazla. Bunun sonucunda halkarzlar genellikle yükselme eğiliminde oluyor. Peki bu yükseliş ne zamana kadar devam ediyor? Halk arza katılanların elde ettikleri karları tatmin edici düzeyde buldukları ve almak isteyenlerin iştahlarının azaldığı denge noktasına kadar. Bu noktanın ne zaman oluşacağını elbette önceden tahmin etmek imkansız ama 8. gün önemli. Çünkü 8. günde kar oranı %100'e ulaşıyor. %100 kara ulaşmak yani yatırdığı ana paranın ikiye katlanması bir kesimi satış yönünde tetikliyor. Diğer yandan tavanda alım için bekleyen emir miktarını kontrol etmek de bu denge noktasını tahmin etmek açısından önemli olabiliyor. Peki, bu denge noktasından sonra ne oluyor? Bir süre tavan tavan yani %10 %10 yükselen hisse senedi bu denge noktasından sonra taban taban yani %10 %10 değer kaybedebiliyor. Çünkü o noktadan sonra alıcıların iştahı kaçıyor, hisse sahipleri ise endişeleniyor ve karını korumak istiyor. Sonuçta halka arza katılanların ya da sonradan ilave yapanların çok büyük bir bölümü kısa sürede yüksek karları hedefliyor. Yani halka uzun vadeli yatırımcı sayısı çok az. Bunun sonucunda da o denge noktasından sonra taban serisi başlayabiliyor. Üstelik bu seri başladıktan sonra elinizdeki hisse senedini satamayabiliyorsunuz. Çünkü yine kurallar gereği Borsa İstanbul'da bir hisse senedi bir gün içerisinde %10'dan fazla değer kaybedemiyor. Elinizde halka arz hisse senedi var. Belirli bir yükselişten sonra %10 zarar etmeye başladı. O gün satamıyorsunuz hisse tabana kilitleniyor. İkinci gün yine taban oluyor yine satamıyorsunuz. Bu böyle devam edebiliyor. Bu durumu önceden yaşayanlar ya da yaşayacağını tahmin edenler de panik yapıyor ve satışı büyütüyor. Videonun sonlarında bu taban taban serisinden nasıl kurtulabileceğinizi ve hisse senedi satış noktasında diğerlerinin nasıl önüne geçebileceğinizi anlatacağım. Ayrıca halk arzların ilk günlerinde ilave hisse senedi almak isteyenler için bir tüyodan bahsedeceğim. Ama şimdi halkarz.com ile devam edelim. Lila kağıdının sayfasında kalmıştık. Hisse senedi sayfasında altlara indiğimizde o şirkete dair son yıllardaki hasılat ve bürüt kar artışlarını görebiliyoruz. Devamında fiyat istikrarı, satmama taahhüdü, halka açıklık oranı gibi bilgiler var. Bakın şu başvuru yerleri kısmından sizin çalıştığınız kurumdan o halka arıza katılıp katılamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Şirket hakkında bölümünden de şirket hakkında kısa bir bilgilendirme yazısına ulaşabilirsiniz. Asıl önemli kısım ise bu ekler. Eğer vaktiniz varsa ve bu şirkete halkar sürecinden sonra da uzun vadeli yatırım yapmayı düşünüyorsanız şu SPK onaylı izahnameyi kesinlikle okumanızı öneririm. Bu izahnameler bir şirket hakkında çıkarılabilecek en detaylı raporlardır. Bir şirket için izahname çıkarmak ciddi bir iş gücü, emek ve deneyim gerektirir. 300 sayfanın üzerinde kapsamlı raporlardan bahsediyoruz. Haliyle bunları detaylı bir şekilde incelemek kolay değil fakat fiyat tespit raporu önemli ve pratik bir şekilde incelenebilir. Güzel bir örnek olacağını düşündüğüm için yine son zamanlarda halka arz edilen Bor Şeker'in fiyat tespit raporuna bakalım. Raporu açtıktan sonra biraz altlara indiğimizde özetle halka arz fiyatının nasıl belirlendiğini bulabiliyoruz. Temelde halka arzlarda her şirket değerlemesi 3 yöntemle yapılır. 1. indirgenmiş nakit akışları. 2. Yurt içi benzer şirket çarpanları. 3. Yurt dışı benzer şirket çarpanları. Bu üçüne bakılarak hisse için bir adil öz kaynak değeri belirlenir. Bu değer şirketin pay adedine bölünerek her bir hissenin olması gereken fiyat bulunur. Son olarak bu bulunan fiyata belirli bir halka arz iskontosu uygulanır ve nihai sonuca varırız. Bu süreç her hisse için bu şekilde işler fakat şu ağırlıklar ve halka arz iskontosu değişebilir. Bu iskonto oranı haliyle ne kadar yüksekse o kadar iyi. Sonuçta o hissenin adil değer üzerinden ne kadar iskontolu halka arz edileceğini belirler. Ağırlıklar noktasında ise öz kaynak değeri en yüksek olanın en düşük ağırlıkta, en düşük olanın ise en yüksek ağırlıkta olması işimize gelir. Çünkü hisse senedinin halka arz fiyatına bu ağırlıklar doğrudan etki eder. Peki bu öz kaynak değerleri nasıl belirleniyor? İndirgenmiş nakit akışları konusuna hiç değinmeyeceğim çünkü bu daha teknik bir konu ve uzmanlık gerektiriyor. İna yöntemini açıklamam için ayrı bir video hazırlamam gerekir. O yüzden indirgenmiş nakitlerin nasıl hesaplandığını bilmiyorsanız bunu doğru kabul etmenizde bir problem yok ki bilseniz dahi muhtemelen bu raporlardakinden daha iyi bir hesaplama yapamazsınız. İndirgenmiş nakit akışları şirketin içsel değerini hesaplamaya hedefler. Diğer iki yöntem ise benzerleriyle kıyaslama yaparak yani piyasa koşullarına göre o şirketin değerini bulmaya çalışır. Sorun da burada başlıyor. Örneğin yurt içi benzer şirket çarpanlarına göre hesaplanan değerin yurt dışı benzer şirket çarpanlarından yüksek olması tuhaf. Sonuçta Türkiye gelişmiş değil gelişmekte olan bir ülke Orta Doğu coğrafyasına yakın ve yüksek enflasyon gibi ciddi ekonomik problemleri var. Sürekli Borsa İstanbul çok ucuz deniliyor. Fakat bu değerlemede bu ucuzluğu göremiyoruz. Yurt dışı benzerler yurt içi benzerlerden daha ucuz. Nasıl böyle bir şey olabilir? Şimdi raporun alt kıvrımlarını inceleyelim. Bakın burada yurt içi benzer şirketler olarak kimleri ele aldığı görünüyor. Bizim şirketimiz neydi? Bor şeker. Peki bu listede gerçekten şeker işi yapan kim var? Kayseri şeker ve Kütahya şeker. Bakın Kayseri şekerin iki tane çarpanını değerleri çok düşük diye değerlendirmeye almamışlar. Kütahya şekerin ise 3 çarpanını aynı sebeple yok saymışlar. Peki kimleri değerlemeye almışlar? 18.7 FK'lı ofis yem gıdayı. 18.2 FK'lı söke değirmenciliği. Sonuçta ne olmuş? Kayseri şeker 4.9 FK 1.7 PDDD iken Kütahya şeker 6.1 FK 1.8 PDDD iken Bor şekerin fiyat tespiti 11.3 FK 2.8 PDDD üzerinden yapılmış. Bu oranları siz ne kadar düşük ele alırsanız şirket öz kaynak değeri de o kadar düşük çıkar ve hisse fiyatı da o kadar ucuzlar. Burada tam tersi bir durum oluşmuş gibi görünüyor. Peki yurt dışı kıyasını kimlerle yapmışlar? Bakın. Şeker, şeker, şeker. Şeker, şeker, şeker. Bu listenin tamamı şeker işi yapanlar. Tıpkı bor şeker gibi, Kütahya ve Kayseri şeker gibi. İşte bu yüzden yurt dışı benzerlerinin değeri yurt içindekilerden ucuz çıkmış. Çünkü yurt dışı kıyasına gerçekten şeker işi yapanlar dahil edilmiş. Yurt içinde ise şeker işi yapanların dışındakiler. Gerçekten siz bir şeker şirketi için yurt içi benzer şirket kıyası yapıyorsunuz. Ve Kütahya şekeri, Kayseri şekeri dahil etmiyorsunuz. Ama Anadolu Efes biracılığı ya da Coca Cola'yı dahil ediyorsunuz. Şeker işi dünyada da ülkemizde de çok katma değerli bir iş değil. O yüzden bana Anadolu Efes ile Bor şekerin aynı değerlemede işlem görmeleri mantıklı gelmiyor. Bu eleştiriyi bu halka arz gerçekleşmeden önce Twitter'dan da yapmıştım. Şimdi konusu açılmışken tekrarlamak istedim. Bu arada burada herhangi bir kişi ya da kurumu eleştirmiyorum. Bu tarz şeylerin bilinçli olarak art niyetle yapıldığını söylemiyorum. Ortada bir prosedür var ve herkes aynısını yapıyor. Eleştirdiğim şey doğrudan yöntemin kendisi. Sonuç olarak halka arz olan şirketlerin fiyat tespit raporlarına bakın. İzahnameleri okumak evet kolay değil ama fiyat tespit raporlarını birkaç dakikada kontrol edebilirsiniz. Özellikle yurt içi benzer şirket kıyaslaması yapılırken hangi şirketlerin dahil edildiğine ya da edilmediğine bakın. Halka arz edilen şirket ile gerçekten benzer işi yapan şirketleri kıyaslayın. Örneğin borsada A market var, B market var. Şimdi de C market halka arz oluyor. C marketin değerlemesi eğer A ve B'ye göre pahalı ise bu halka arza şüpheyle yaklaşın. Öte yandan eğer halka arz olan C marketin A ve B'ye kıyasla ciddi bir iskonto varsa burada yüksek bir kar potansiyeli bulunabilir. Araştırmalarınızı derinleştirin. Bir hisse senedinin primli bir şekilde halka arz olması o hissenin halka arzdan sonra yükselmeyeceği anlamına gelmez. Halkarzlar günümüzde bir furya şeklinde devam ettiği için ucuzluk ya da pahalılık tek kriter değil. Fakat dediğim gibi dikkat edilmesinde fayda var. Şimdi o zaman dikkat edilmesi gereken halka arz listemize birinci sıraya pahalı görünen hisse senetlerini koyuyoruz. İkinci sıraya halka arzına katılımı düşük olan hisseleri yerleştirebiliriz. Örneğin ortalama her halka arza 3 milyon kişi katılırken bu halka arzın katılımı 1,5 milyonda kalmışsa bunun nedenlerini araştırmalıyız. Piyasanın fark ettiği fakat bizim bilmediğimiz negatif bir unsur olabilir. 3. Ekonomik konjonktüre uygun olmayan şirketlerin halka arzında dikkatli oluyoruz. Örneğin faizler yükseldi, emlak sektörü durgunlaştı. O zaman gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka arzında dikkatli oluyoruz. Bu arada GEO'ların genel olarak halka arz karnesi çok parlak değil. O yüzden ekonomik görünümden bağımsız olarak da GEO arzlarında dikkatli olmakta fayda var. 4. Borsa geneli eğer çok yüksek seviyedeyse ve bir düşüş beklentisi varsa o dönemki halka arzlara yine ekstra dikkat ediyoruz. Çünkü endeks genelinde bir düşüş halka arzı da negatif etkileyebilir. 5. Halka arzın 8. işlem gününe dikkat ediyoruz çünkü kar oranları o gün %100'ü aşıyor ve bu durum bazen satışları tetikleyebiliyor. Peki halk arza katıldık fakat taban taban gitmesi konusunda endişelerimiz var. Eğer bir düşüş yaşanırsa o taban serisine yakalanmadan pozisyonumuzu kapatmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Örneğin elinizdeki hisse senedi taban oldu. 50 TL'ydi %10 yükselerek 55 TL oldu. Siz gün içerisinde bu taban serisi bozulursa hisseyi otomatik olarak satmak istiyorsunuz. O zaman tavan fiyata yani 55 TL'ye bir adet alım emri girersiniz. Ardından bu emre bir de zincir emir ekleyerek elinizdeki tüm lotların piyasa fiyatından satılmasını istersiniz. Eğer tavan bozulmazsa sorun yok alım emriniz çalışmaz. Fakat eğer tavan bozulursa o emir çalışır ve bir lot hisse senedi alırsınız. Akabinde ona bağlı olan zincir emir de çalışır ve elinizdekilerin tamamını otomatik olarak tavan fiyattan satarsınız. Bu sayede karınızı maksimize edebilir ve taban serilerinden kurtulabilirsiniz. Elbette bu işlemi hisse senedi tavan bozduğu an satmak istediğiniz durumlarda kullanmalısınız. Peki neden tavanın bir kademe altına örneğin 54 TL'ye doğrudan satış emri girmiyoruz? Çünkü bu tarz durumlarda genellikle halk arzlarda işlemler çok hızlı gerçekleşebiliyor ve sizin önünüze başkaları geçebiliyor. Dediğim gibi özellikle de halkar süreçlerinde bu tarz emirler genellikle çalışmıyor. Zincir emir kullanmalısınız. Eğer zincir emrinin nasıl verileceğini bilmiyorsanız çalıştığınız kurumu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu ilk püf noktamızda. Şimdi geldik ikinci püf noktaya. Halkarz olacak hisse senedini incelediniz, fiyatını makul buldunuz, yaptığı işi beğendiniz. Fakat halkarzlarda çok düşük miktarlar veriyor. Siz ilave alımlar yapmak istiyorsunuz. İlave alım yapmak çok kolay değil. Genellikle bu ilave alımları kurumsal yatırımcılar yapıyor. Bireysel bir yatırımcı olarak sizin ilave alımlar için yapabileceğiniz tek şey akşam 18.10'da ertesi günün tavan fiyatı üzerinden emir vermek. Örneğin hisse senedi günü 100 TL fiyat ile kapattı ve siz ilave alım yapmak istiyorsunuz. O zaman saat 18.10'da 110 TL fiyat ile alım emri girmelisiniz. Bir sonraki günün tavan fiyatından ve saat 18.10'da emir girmek önemli bireysel bir yatırımcı olarak ancak bu şekilde güzel halka arzlarda ilave alımlar yapabilirsiniz. Bunu yapsanız dahi kurumsal yatırımcılar yine sizin önünüze geçecektir. Ama kurumsallardan sonra bireyseller kategorisinde ilk sıralarda siz olacaksınız. Dediğim gibi halkarzlar arzlar aslında toplumsal bir manipülasyon. Ortak bir bilinçle farkında olarak ya da olmayarak milyonlarca kişi hisse senedi fiyatının yükselmesini sağlıyor. Altında bir bit yeniği yok, bir kandırmaca yok ve evet kısa sürelerde yüksek kar oranlarına ulaşılabiliyor. Bir noktada bu furya elbette sona erecek. Fakat şu etapta halka arzları ben mantıksız bulmuyorum. Evet çok bir getiri sağlamıyor ama riski de çok az. Halka arzların pek çok insana ve aileye ufak da olsa bir can suyu sağladığının farkındayım. O yüzden böyle bir video yaparak olabildiğince bilgi vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Anlattıklarımı dikkate alarak halkarzlarda hem getirinizi arttırabilir hem de riskinizi azaltabilirsiniz. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok insana ulaşmam adına beğeni ve yorumlarınızla destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyor. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.